Kuşlara geçelim mi? Geçelim. Uzun uzun konuşalım. Uzun uzun konuşalım size istiyorum. Siz de yorumları aktarıyorlardır. çok, çok Bence ben de sıkça bakıyorum. Yani bir burcu kısa geçtiğimiz zaman alınıyorlar evet. tabii haklı evet. olarak. Böyle eşit uzun uzun anlatmaya çalışalım. Evet, çalışalım. Bu arada seyircilerimize sonsuz teşekkürler. Geçen hafta bizi reytinglerde yine en üstlere taşıdıkları için, bizi yalnız bırakmadıkları için Onlara yürekten teşekkürler. Evet, kaçıranlar Nüfer. YouTube üzerinden de Beyaz Tevhid'i evet, çok, çok yakından takip ediyorlar. Çünkü bazen işte işe dalıyorlar yaz mevsimi bir yerinde açıyorlar. Biz tamamının program bittikten aşağı yukarı bir saat sonra yüklenmiş oluyor. Yine bugün bunu da duyurusunu yapmış olalım. Kaçırdığınız bir yer olursa oradan uzun uzun rahat rahat da seyredebilirsiniz. Evet, Sevgili Yükselen Koçlar ve Güneş Burcu Koçlar, Nüfer Batur'la... Nüfer zamanı programı için sizler için hazırladık. Hadi bakalım buraya. 19 Ağustos pazartesi günü Kova burcundaki dolunay sırasında vakit geçirerek dinlenmeye zaman ayırarak stresinizi azaltmanızda... fayda olduğunu söylüyor gökyüzü. Dolunaylar genellikle yoğun zamanlar, yoğun duygular ve stresler barındırmanıza sebebiyet verebildiği için bu yüzden düşük profil profil içeren Aktiviteler yapmanızda, sizi yormayacak, sizi tüketmeyecek konulara yoğunlaşmanızda fayda olduğu konusunda gökyüzü sizleri uyarıyor. Kova burcu topluluklarla ilgili olduğu için bu yüzden bu dolunay döneminde kalabalıklar, gruplar, arkadaşlıklar, akraba ilişkileri, es dost toplantılarında yoğun bir şekilde bulunmanız söz konusu olacaktır diyor. Ayrıca Kova dolunayı sırasında Jüpiter Satürn'e e, partil kare ile bağlandığı için sevgili Koç burçları yakın çevrenizde kardeşler, kuzenler, komşularınızla ilgili ciddi derecede üzüleceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Hmm. Ummadığınız davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Lütfen sakin olun, sakin adımlarla karşılayın olayları diyor gökyüzü. 22 Ağustos. Perşembe günü Güneş Başak Burcu'na geçiyor ve kişisel bakımınız Öncelik olacak imajınızı değiştireceksiniz, kendinize spa armağan edeceksiniz, masaj armağan edeceksiniz, güzel bir detoks kese köpük yapacaksınız belki de. güzel bir imaj saç kesimi, kadınlar makyaj ya da ne bileyim belki kaş ektirecek, dolgu yaptıracak, ya bir sürü keskecek. şeyler yaptıracak. Evet bravo. Siz daha iyi. genelde pişmanlık ama. Evet, pişişten <laughs> oluyor tabii gene de. 25 Ağustos pazar günü ise manevi ve kutsal cinselliğin asteroiti Vesta 6. evinize geçiyor sevgili koçlar. Bu da bağlanmaların daha yoğun ...hissedilebileceği anlamına geliyor. Partnerinizle temasınız oldukça artacak. Tutkunuz, birbirinize olan kenetlenmenizin artacağı bir zaman... ...duygularınızı uç noktalarda yaşayacaksınız diyor gökyüzü. E, 26 Ağustos, pazartesi günü kariyerinizde büyük ilerlemeler kaydediyorsunuz... ...Merkür Retrosu'na rağmen. Beslenmenin astroiti Çerez... Seres özür dilerim çerez dedim Şimdi gömeceksiniz <laughs> ha, Yapmaz bizim, gö bizim, gö bizim, evet, bizim öyle bir, şeyler Bizi sevenler yapmaz <laughs> evet, Bize sadık yorumlu. olanlar yapmaz Seres <laughs> 10. evinize geçiyor Ve kişisel bakımınıza Yatırım yapmanız için Başka bir kozmik dürtü veriyor Size gökyüzü Boş zamanların uzun vadede üretken kıldığını da hatırlatıyor. Doğru değerlendirebilirsiniz boş vakitlerinizi. Aynı zamanda kişisel bakımınıza vakit ayırabilirsiniz. Yenilikler yapabilirsiniz. Büyük kazançlar elde edebilirsiniz. 29 Ağustos perşembe günü Merkür geri hareketini sonlandırıp doğrudan hareket etmeye başlayacak. Artık iletişim konusundaki tüm zorlukları Geride bırakıyorsunuz, iletişimle ilgili <laughs> sorunlar bitiyor. Son olarak sevgili Yükselen Koç ve Güneş Burcu Koçlar 29 Ağustos e, Perşembe günü Venüs 7. Ortaklık evinize giriyor. Ve Ağustos'u oldukça romantik bir şekilde geçireceksiniz. Partnerinizle beraber güzel hoş vakitler geçirip güzel sohbetlerde bulunacaksınız ve aynı zamanda en yakın arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz. İlişkilerin tadını doya doya çıkartacaksınız. Ayrıca ortaklaşa yaptığınız bir proje ve iş varsa çok önemli gelişmeler elde edeceksiniz diyor. Harika. Tatmin uzun, olmuşsunuzdur uzun, 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 diye düşünüyorum. <laughs> uzun uzun harika bir koç yorumu geldi. Bu Boğa devam sevgili, edelim. aynı performansı evet, Boğa'da aynı da, da bekliyoruz efendim. aynı performansı ikizlere gösterebilecek miymiş işte bir de o var. <laughs> sevgili Yükselen Boğa ve güneş burcu boğalar hissetmek istiyorum burada olduğunuzu duymak istiyorum ve ekran başındasınız eminim ki Hı. bizlerle beraber berabersiniz bakalım neler var gökyüzü size bu dolunayla ilgili neler, neler bildiriyor <laughs> merkürün geri hareketinin etkisine rağmen 19 ağustos pazartesi günü kova burcunda ve burcunda yaşanacak olan dolunaydan dolayı sosyal statünüz kariyer alanınız 10. eviniz Dolunay ile aydınlığa hoş karşılanan kariyer haberleri almanız söz konusu. Karanlıktan çıkıyor kariyer eviniz. Gerçekten statünüzle ilgili yükselmeler, kariyer hayatınızla ilgili ciddi gelişmeler elde edeceksiniz. Dolunaylar biraz streslidir ancak aynı zamanda dileklerin gerçekleşme zamanıdır. Çalışırken telefonunuza ve e-postalarınıza Merkür retrosundan dolayı dikkat ediyorsunuz ama çalışma hayatınız bittiğinizde şifreleriyle beraber kapatıyorsunuz. Kimsenin eline bilgileriniz geçmesin diye. Arada bir de yorgunluğunuzu artmak için uçak modunu alıp güzel bir siesta yapabilirsiniz. Boş zamanlarınızda evet. home office çalışanlar için, hı hı. kendi iş yeri olanlar için, iş yerinde çalışanların da Allah yardımcısı olsun. Amin, evet rahatlamak ve keyif almak sizin doğanızda var çünkü. Bunda da kesinlikle yanlış bir şey yok. Kendinize zaman ayırın sevgili Yükselen Boğa ve Güneş burcu Boğalar. Güneş 22 Ağustos Perşembe günü Başak burcuna geçecek. Başak mevsimi başlıyor. Başak ayrıntılara önem veren ve mükemmeliyete önem veren bir burç olarak bilinir. Bu dönemde gerçekten Verimli ve tatmin edici işler yapabilir, büyük başarılar elde edebilirsiniz. Ancak güneşin sizin keyif ve eğlence evinizle dolu, beşinci evinizde olduğunu unutmayın. Bu en üretken olduğunuz zamanları, kendinizi iyi hissettiğiniz ve dinlenmiş olduğunuz zaman olarak e, görün, dinlenerek yapın ki yorulmadan, e, tükenmeden başarı elde edebilirsiniz diyor. Rahatlığın tadını çıkarmak sizin doğanızda var. Bunda hiçbir yanlışlık yok. 25 Ağustos Pazar günü maneviyatın asteroiti Vesta 5. evinize geçtiğinde yıldızlar size kendinizi şımarttığınızda en ilahi halinize ulaştığınızı hatırlatacak ve oldukça sezgilerinizle beraber doğru yol alacaksınız. Kendinize zaman ayırın ve hayatın keyfini çıkartın diyor gökyüzü. Demek ki kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. 27 Ağustos 28 Ağustos'ta şanslı bir dönem başlıyor önünüzde. Yönetici gezegeniniz Venüs Uranüs'e üçgen açı yapıyor. Olumlu bir açı hiç merak etmeyin. Bu tarihte beklenmedik, mutluluk verici haberler alabilir. Duygularınızla ilgili olmadık böyle heyecan verici bir hale kapılabilirsiniz. Merkür'ün geri hareketi de sona erdiği için Merkür gerilemesine rağmen Ağustos genellikle sakin geçecek sizler için ancak bazı zor günler olabilir. Ayın sonuna doğru kendinize karşı çok sert davrandığınızı fark edebilirsiniz. 29 Ağustos perşembe günü Venüs haritanızda öz sevginin önemini vurgulayan 6. evinize geçiyor. Bu da kendinize, arkadaşlarınıza özen ve nezaket ve hoşgörü göstermeyi hatırlatıyor ve ihmal etmemeniz gerektiğini bildiriyor. Kendinize iyi bakın. Ve kendinizi muhakkak affedin. Evet. Boğalar biraz özünüze dönüyorsunuz. Benim bütün bu anlattıklarından Ferdi Bey'in anladığım bu. Daha biraz kendine bak. Daha zaman ayır. Ee, iyi gelecek herhalde. Tamamen etrafla, doğru anlamışsınız. Evet, etrafla Hanım. uğraşmaktan kendilerini unutmuşlar. İkizler olmak böyle bir şey olsa gerekiyor. <laughs> Teşekkür ederim. O evet. zaman gelsin ikizler. Evet sevgili yükselen ikizler. Güneş burcu ikizler olanlar. Bu dönem kafanızın aşırı karışabileceği bir dönem. Bazen yorgun hissedebilirsiniz, bazı olayları gözden kaçırabilirsiniz. Cevap vermeniz gereken maillere, mesajlara anında cevap veremeyebilirsiniz. Bu size kendinizi biraz kötü hissettirebilir. Bana ne oluyor diyebilirsiniz. Yorgun ve uykulu hissettirebilirsiniz. Gelen misafirleri Sürpriz gelen misafirlerden dolayı yorulabilir, onlarla daha tatlı vakitler geçirmek isteyebilip biraz işi ertelemek isteyebilirsiniz. Parasal konularla ilgili özellikle alım ve satım yaparken dikkatli olmanız gereken bir dönem. Yine harcamayı seven bir burçsunuz. Yedirmeyi, içirmeyi değdiği zaman seven bir burçsunuz. Bu yüzden harcamalarınızla ilgili biraz dikkatli olun. Böyle e, objeler seven, değişik dekor ürünleri seven, ayakkabılar, çantalar, kadın ya da erkek, cüzdanlar, erkekler, kemerler seven, e, böyle hele hele ikizler erkekleri mayoları çok sever. Bir mayonuz varken 10 tane almaya <laughs> gerek yok. Biraz harcama yaparken dikkatli olmanız gereken bir dönem banka kartınıza, kredi kartınıza oldukça dikkat etmeniz gereken bir dolunay zamanındasınız. 29 Ağustos'tan sonra Alım ve satım konuları yapabilirsiniz. Daha doğru bir zamana geçiş yapacaksınız. Bu bir yatırım tavsiyesi retro değil. Retro da bitiyor da Evet, o retro bitmiş oluyor. O yüzden e, yeni bir eve taşınma, aşk hayatınızda gerçekten çok ciddi tutku dolu bir anın artışı olacak. Özel anlamda partnerinizle bir sorun yok. Sadece birbirinize daha çok vakit ayırma ihtiyacı içindesiniz ama. Onu ayırmakta zorlanabilirsiniz. Etrafınız baya bir yoğun olacak. Özellikle 18 Ağustos'ta önemli bir proje gelebilir. Siz bunu 5 Eylül'e kadar, evet biz bunu anlaşalım ama imzaları 5 Eylül'de atalım diyeyim. Hı hı. Tamam. Bu kadar. Tamam devam edelim Size o zaman. Bu kadar <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet bu kadarsa evet. bu kadardır. Balıklara torkle geçtik bu hafta. Öyle mi? Evet tüm burçlara, hak ediyorlar sizler çok bekliyorlar. çünkü. Evet sizler aman sakın bir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü biz bu programı geçen haftayla bu hafta ikiye bölmüştük. Hı hı. Zaten haftaya öyle bir sürpriz olacak ki pazartesi günleri bu stüdyoda. Evet. Şu an eee Haftaya değişik bir Çok isim vermiyoruz yapacağız. ama tamam. çok <laughs> Özel bir isimle burada olacağız. Yani tarih yazacak, tarih konuşacak bugünü. O yüzden haftayı da kaçırmıyorsunuz. Ee, aynı başarı oranını bekliyorum. Bugünkü yayında, e, yarın reyting sonuçları açıklandığında aynı başarıyı bekliyorum. Bizi yalnız bırakmayın. Efendim sevgili yengeçler, ben de sunucu gibi müdahale her şeye. Hiç geri durmaz. Bu dilim yüzümden başıma gelmeyen kalmıyor. Yükselen yengeç ve güneş burcu yengeç olanlar. 19 Ağustos pazartesi günü 8. evinizde bir dolunay olacak. Dolunay bayağı bir sinirlerinizi bozacak. Onu bir söyleyeyim. Dolunay size yoğun tutkular verebilir. Tutkulu olmak eğlenceli olabilir ama yorucu da olabilir. O tutkularınızın peşinden öyle bir koşacaksınız ki hırsa kapılmayın. Bu dönem dikkatli olun ve düşünmeden hareket etmeyin. Ayrıca kriz içeren durumlar yaşanabilir. Bankalarla ilgili, kredilerle ilgili, alacak verecek konuları, dolandırılmalara dikkat edin. Vergiler gündeme gelir, gelebilir. Bunlarla ilgili bayağı bir yoğun koşturmaca yaşayacaksınız. 22 Ağustos'a geldiğimizde perşembe günü güneş Başak burcuna geçiyor. Bu dönem yaratıcı dürtüleriniz aşırı bir artacak. Yani ...hobilerinize yöneleceksiniz, aklınıza yeni yeni fikirler gelecek. Ağustos ayında dinlenmeniz önemli, kışı baya hareketli geçireceksiniz çünkü. Ancak hobileriniz için de zaman ayırmalısınız. Başak mevsimi, güzel bir program yapmak, yapılacaklar listesini belirlemek... ...ve dinlenmek için güzel bir zaman olacak Aynen. 22 Ağustos itibariyle. Kendinize zaman ayırın, görevlerinize öncelik verin, başkalarıyla sınırlar koymak oldukça önemli olacak. Geçen haftadan beri sınır koyuyorum. 26 Ağustos pazartesi günü beslenmenin asteroidi Seres 7. ortaklık evinizle doğrudan hareket etmeye başlayacak. Bu değişim insanları memnun etme eğilimlerinizi yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Ya ben hep başkalarını besliyorum. Hep başkalarına yardım ediyorum ama kendimi yok sayıyorum deyip kendinize yönelmenizi sağlayacak. Önceliği kendinize verin. Evet. Ee, bunu söyleyeyim. Sevdiğiniz herkesi beslemek. Onlarla ilgilenmek. Güzel ancak bu çabaların sizi yıpratmasına da izin vermemeniz gerekiyor. Evet Yengeç Burcu hakikaten öyle. Çok, çok seviyoruz. Çok çok. Kadınları çok anarç. de kadını da. Akrep öyle gene çok ataerkil şeye düzene çok uygunlar. Çok çok çok. 29 Ağustos perşembe günü Merkür geri hareketini bitirip doğrudan hareket etmeye başlıyor. Bu da kendi ihtiyaçlarınızı içinizde tuttuklarınızı doğru bir şekilde başkalarınıza, başkalarına iletmenizi sağlayacak ve istediğiniz cevapları alacaksınız. 29 Ağustos perşembe günü aşk, ilişkiler gezegeni güzel Venüs terazi burcuna geçiyor. Ev ve aile evinizi harekete geçiriyor. Bu da ilişkilerinizin daha ciddi ve samimi olarak daha sağlıklı ve mutlu hale geldiği bir dönemin oluşmasını sağlayacak. Romantik ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda güzel gelişmeler yaşıyorsunuz. Hadi özel hayatınızda canlanıyor gözünüz aydın daha ne olsun. Hadi bakalım yengeç için bence gayet olumlu bir hafta ...sanki olacak gibi inşallah evet. tüm burçları aslan öyle olsun tabi. Tüm burçlara öyle olsun. Aslan mı vardı olsun? yengeçten evet. sonra? Evet, aslanla devam edelim. Sen istersen bir seslendirmesini yap Nünüfer. Seyircimiz senin de sesini bir duysun. Ekranda ne yazıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, aslan burçları iş fırsatları kapıdaymış. Bakalım daha devamında evet. neler olacak. Neler oluyor? Buyurun efendim. <laughs> Sevgili yükselen aslan ve güneş burcu aslan olanlar... 19 Ağustos pazartesi günü 7. ortaklık evinizde bir kova dolunayı oluyor. Bu dikkatinizi ilişkilerinize çekecek. 7. ev ilişkiler ve ortaklıkları içeriyor. O yoğun şekilde evliliğiniz, sevgili hayatınız, arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, ortaklıklarınız gündeme gelecek. Dolunaylar yoğun ve yorucu olabilir ancak aynı zamanda doruk lara taşıyacak bir çözüm noktasının gelmesini de sağlayabilir hayatınızda. Devam eden kavgaları çözmek, sizi rahatsız eden konuları konuşmak için iyi bir zaman olacak. Ayrıca dolunay sırasında tutkulu bir gece geçirebilirsiniz partnerinizle beraber romantik bir gece geçirebilirsiniz. Güneş 22 Ağustos Perşembe günü Başak Burcu'na geçiyor ve Başak mevsimini başlatıyor. Bu dönemde önünüze büyük iş fırsatları ve gelir artışları gelecek. Geliriniz oldukça artacak gelen iş fırsatlarıyla ilgili. Ayrıca duygusal olarak da kendinizi iyi hissedeceksiniz. Seres gerilemesini sonlandırıp şifa veren 6. evinize geçtiğinde ise 10 Ağustos geçtiğinde ise özellikle kaygılarla başa çıkabileceğinizi ifade ediyor. 10 Ağustos'ta da özellikle geçtiğimiz 10 Ağustos'ta bazı kriz yaşanan durumlar yaşadınız. E bugün de 12 Ağustos artık bundan sonra tüm gerginlikleri ve dönemleri geride bırakacaksınız diyor. Kendinizi doğru ifade etmeye başlıyorsunuz diyor. 29 Ağustos perşembe günü Merkür geri hareketini sona erdirdiği için özellikle yaratıcı projelerle ilgili anlaşmalar ve müzakereler için iyi bir zaman olacak. Önemli görüşmeler, önemli anlaşmalar yapacaksınız. 29 Ağustos perşembe günü Venüs iletişim evinize geçiyor ve geçmesiyle beraber gerçekten paranız yaratıcı ve bulduğunuz stratejilerle paranıza para ekleyeceksiniz ya inşallah <laughs> finansal açıdan aslan burcu gayet güzel gayet gözüküyor iyi. bakalım başaklar ne olacak 10 gün sonra Aşağı yukarı evet. doğum günleri başlıyor Başak Onları şimdiden doğum günleri evet, olsun. Evet kutluyoruz. Zaman gelince gene kutlarız. Yok ben gerektiğinde size Ya annem satarım. sürekli söylüyor ki ekranın Ülfer Hanım okusun. Kadın da bir gözüksün diyor annem. <laughs> Sağ olun ben Çok yürütürüm. kızıyor gerçekten annem. <laughs> Teşekkür ederim. Bana bu konuda size söz vermiyormuşum diye kadın kaç her telefon programdan sonra Yo, telefon ediyor. gerektiğinde ediyoruz. araya giderim tamam. Hiç problem değil. Sevgili Devam Yükselen edeyim. Başak ve Güneş Burcu Başak olanlar 19 Ağustos Pazar e, testi günü. ...Venüs sizi sınırlayan, engelleyen ve sorumluluk ve görevci Satürn'e karşıt yapıyor. Bayağı bir sorumluluklarınız artacak, kendinizi ifade etmekte zorlanacaksınız. İşle ilgili, parayla ilgili, özel hayatla ilgili biraz gergin zamanlar geçireceksiniz. Özellikle ilişkiler konusunda biraz gergin hissedebilir, anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Aynı gün... 6. eviniz sağlık evinizde yoğun bir kova dolunayı var. Dinlenme ve kişisel bakımınıza özen gösterin. Stres olarak stresli astrolojik günleri rahatlamak için bir fırsat olarak görün diyor gökyüzü. Daha izole bir dönem geçirmenizde fayda var bu dolunayla beraber. Evet 22 Ağustos Perşembe günü ise Güneş Burcu'nuza girdiğinde ve Başak Mevsimi başladığında kutlama yapmalı. Ve hayata dair heyecanlı hissetmelisiniz kendinizi. Doğum gününüzü küçük bir kutlama ile de olsa mutlaka kutlayın. Hayatın tadını çıkarın. Yükselen Başaklar ve Güneş burcu Başaklar. 25 Ağustos Pazar günü Vesta burcunuza girdiğinde manevi duyguların gelmesini sağlayan bir asteroittir kendileri. Kendinizi daha maneviyata bağlı hissedeceksiniz. Süplütüel konulara yatkın hissedeceksiniz. Ve bir süplütüel toplantıya bir eğitime katılabilirsiniz. Bir danışmanlık alabilirsiniz. 26 Ağustos pazartesi günü besleyici asteroit Seres gerilemesini sonlandırıp 5. evinize ilerlediğinde siz eğlenmeye, tatlı tatlı dostlarınızla vakit geçirmeye başlayacaksınız. 29 Ağustos Perşembe günü Merkür geri hareketini bitirip düz hareketine geçmeye başlamasıyla beraber stresiniz azalmaya başlayacak ve iletişim içinde olduğunuz insanlarla iletişiminiz daha da kolaylaşacak ya da yeni iletişim kurmayı düşündüğünüz yerlerle şirketlerle yapacağınız toplantılarla daha kolay bir şekilde diyalog içinde olacaksınız. 29 Ağustos Perşembe günü Venüs ikinci evinize geçiyor. Bu para kazanmak, duygularınızı ifade etmek ve isteklerinizi elde etmek için mükemmel bir zaman olacak. Rahatlamayı unutmayın ve hayatın tadını çıkarın. Yükselen Başak ve güneş burcu başaklar. Evet terazi burcuna hiç geçmeyelim kesilmesin. Kısacık bir araya gideceğiz sevgili izleyenler. Aradan sonra kalan burçlarla ve dağsıyla birlikte olacağız. Derya Can hocam da bugün stüdyomuzda olacak. Yine ağrılar özellikle fibromiyajcısı olanlar lütfen ekran başında olsunlar. Evet, karma astrolog Ferdi Bozduman'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Başak burcunu konuşmuştuk. Terazi ile değil mi devam ediyoruz? Evet, hiç ara vermeden devam edelim Nülfer o zaman. Evet. Sevgili yükselen Terazi ve Güneş burcu Terazi olanlar, hadi bakalım ekran başına diyorum sizlere. Burada bizlerle beraber olun. 19 Ağustos pazartesi günü Kova burcunda dolunay çocuklar eğlence keyif evinizde gerçekleştiği için dolunaylar daha duygusal bir hal almanızı sağlayacaktır. Özellikle aile içinde bazı kaoslar, kavgalar, tartışmalar çıkabilir. Lütfen birbirinize karşı sakin olun. Biraz zaman tanıyın birbirinize. Bir söz söylerken böyle Dilin kemiği yoktur düşünerek tartarak dile getirin daha ciddi yaralara dönüşmesin. Zihniniz ve bedeninizle iletişim kurmaya odaklanın ve bütün hareket edin. Kalbiniz ayrı, zihniniz ayrı bir yerde olmasın. 22 Ağustos Perşembe günü Başak mevsimi başlıyor ve güneş sezgisel 12. evinizi aydınlatıyor. Rüyalarınızı yazmak için yatağınızın yanında bir rüya günlüğü bulundurun. ...aynı gün Venüs Mars'a kare açı yapıyor. Bu da ilişkilerde biraz drama ve gerginlik yaşamanıza sebebiyet verebilir. Bu durumu rahatlamak ve meditasyon yapmak için kullanabilirsiniz. 26 Ağustos pazartesi günü besleyici astroid Seres e, eviniz olan... ...dördüncü evinizle doğrudan yani ev olarak e, aile eviyle ilgili dördüncü evinizle evinizde harekete başlayacak. Aile içinde sizi destekleyen, onurlandıran insanları düşünmek için harika bir zaman. Daha doğru bir iletişim içinde olacaksınız. Destek gördüğünüz aile bireyleri, eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, kardeşiniz, kuzeniniz enerjinizi bu insanlara harcamaktan çekinmeyin diyor gökyüzü. Sizi büyüten ebeveynlerinize, aile büyüklerinize vakit geçirin. Onların size baktıkları ve sizi mutlu ettikleri gibi siz de onları besleyin. Size kötü davranmışlarsa bile siz onlara iyi ...davranın yaşlılıklarında lütfen... Tabii, ...en kötü anneyi bile ararsınız... ...diye Gönül Özgül'ün bir kitabı vardı... Hı hı. ...en kötü anne bile aranın... ...her zaman başımızda olsun... ...gerçekten... ...belki bu dünyadan göçmüş olanlar olabilir... ...bu dünyayı bırakmış olan sevdiklerinize... ...güzelce fatihalarınızı... ...yasini şeriflerinizi okuyun... ...ya da inancınız neyse... O yönde dualarınızı yapın çünkü bizi her inançtan insan izliyor. Toplayıcı olmak zorundayız. Ee, çok şükür, elhamdülillah, hepimiz Müslümanız. Çok şükür. Şimdi 29 Ağustos Perşembe günü Merkür arkadaşlık eviniz olan 11. evinizde doğrudan harekete başlıyor elemeniz gereken tüm insanlara sınır koymak için harika bir zaman. Kime deyip değmeyeceğini zamanım mı hak ediyorsun? Senin vaden doldu. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik deyip bay bay diyeceksiniz. Hak edene de yer açacaksınız. 20 siz de nasıl güldünüz Zülfikar <laughs> Hanım? Yükselen terazi olunca evet. 29 Ağustos Perşembe günü sevgi dolu olan Venüs Burcunuza giriyor kendinizi değerli hissedecek ve hak etmeyenleri hayatınızda çıkarmaya tamamen hazır olacaksınız diyor. Yükselen akrep ve güneş burcu akrep olanlar hemen ara vermeden ekran akrep burcunun gelmesiyle beraber devam ediyorum derken hiç beklemiyorum. Akrep, evet. 19 Ağustos pazartesi günü kova burcundaki dolunay dördüncü ev Aile evinizi aydınlatıyor. Bu da ailenin sizin için ne anlama geldiğini anlamak adına çok önemli fırsatlar sunuyor. İyi bir zaman dilimindesiniz. Belki çocuk istemediğinizden eminsiniz veya belki evde kalmak istiyorsunuz. Belki çocuk sahibi olmaya karar vereceksiniz. Bu dolunayda kendinize karşı. Nazik olun ve gerçekten ne istediğinizin bilincine varın diyor gökyüzü. 22 Ağustos Perşembe günü güneş Başak Burcu'na geçiyor ve Başak mevsimini başlatıyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca kimin sizin için gerçekten önemli olduğunu düşünmeye devam edin. Belki de arkadaşlarınızla vakit geçirmek veya ailenizle odaklanmak istiyorsunuz. Önemli olan ne istiyorsanız arzularınızla... Arzularınıza adapte olun, arzularınızı düşünün ve onları gerçekleştirmek için planlar yapın diyor. 29 Ağustos perşembe günü Merkür geri hareketi 10. evinizde sonra eriyor. Profesyonel iş hayatınızdaki gecikmelerle ilgili talihsizlikler bitip kazançlı bir zaman başlıyor. 29 Ağustos perşembe günü Venüs 12. evinize giriyor ve mali durumla ilgili netlik kazanmanıza yardımcı olacak. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Ayrıca Venüs 12. evle ilişkilerle ilgili gizli saklı durumları işaret eder. Bilginize gizli saklı birçok konu ortaya çıkacaktır. Sevgili yükselen yay ve güneş burcu yay yetiştirebilecek miyiz? Evet evet yetiştiririz. <laughs> 19 Ağustos Pazar testi günü Jüpiter Venüs ile kare açı yapıyor ve sizi bitkin hissettirebilir. Ayrıca iletişim evinizde bir kova dolunayı var. Bu dönemde yapılacak işler yerine dinlendirici aktivitelere zaman ayırın diyor. 22 Ağustos Perşembe günü Güneş Başak Burcuna geçtiğinde iş fırsatları artacak önünüzde büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Kısa bir zaman kaldı direnin maddi sıkıntılar bitmek üzere yaylar. 25 Ağustos pazar günü maneviyat asteroidi Vesta'da 10. evinize geçiyor ve profesyonel sorumluluklarınızı ile ilgili heyecan verici tatmin edici kazançlar ve gelişmeler yaşamaya hazır olun diyor 26 Ağustos Pazartesi günü besleyici asteroid Seres sahip olma ikinci evinize geçiyor hobilerinizi paraya çevirebilirsiniz zam isteyebilirsiniz işinizi büyütebilirsiniz 20 29 Ağustos Perşembe günü Merkür geri hareketini sonlandırıyor ve anlaşmalar çok daha kolay bir hale e, geliyor. 29 Ağustos perşembe günü Venüs 11. evinize geçiyor. Değerli sosyal zamanınızı en iyi arkadaşlarınızla geçirin. Yazın son bölümünün tadını çıkartın diyor gökyüzü sizlere. Harika. Sevgili yükselen Oğlak ve Güneş burcu Oğlak olanlar 19 Ağustos pazartesi günü ikinci evinizde bir kova dolunayı var. Bu beklediğiniz bir çek, alabileceğiniz ee, bir ödeme olabilir bir hobiyi paraya çevirebilirsiniz anlamına geliyor ancak aynı gün satürn jüpiter ve venüs zor bir açı yapacağı için bu iyi haberlere rağmen kendinizi bitkin hissetmenize neden olabilir rahatlamaya çalışın meşgul olmak ve çalışmak mümkün. E sizin için iyi bir fikir olacaktır diyor. 22 Ağustos perşembe günü Başak mevsimi başladığında güneş 9. evinize geçiyor. Seyahat etmeye veya şehirde dolaşmaya başlayabilirsiniz. Ağustos telaşlı bir ay olacak. Ancak ayın sonunda kendinizi mutlu ve üretken ve meşgul hissedebilirsiniz. 26 Ağustos Pazartesi günü besleyici asteroid seres gerilemesini sonlandırıyor ve dinlenmenin önemini hatırlatıyor dinlenmeye Özen gösterin 29 Ağustos Perşembe günü Merkür gerilemesini sonlandırarak tüm iletişim problemlerinin gitmesini sağlayacak 29 Ağustos perşembe günü Venüs 10. evinize geçiyor. Bu kariyer fırsatlarının yanı sıra arkadaşlarınızdan, sevgilinizden ve iş arkadaşlarınızdan gelen sürprizlerin, hayranlıklarının size artacağını gösteriyor. Bu ayın sonunda çabalarınızın karşılığını alacaksınız diyor. Yükselen kova ve güneş burcu kovalar. Ekran başına. Hadi bakalım ekran başına. 19 Ağustos pazartesi günü burcunuzda bir dolunay var. Bu tezahür zamanlarına işaret eder ve çok çalıştığınız bir konuda sonuçlar alabileceğiniz anlamına gelir. Ancak dolunaylar gerginlik ve endişe yaratabilir. Bu yüzden dinlenmeye zaman ayırın, kendinizi ihmal etmeyin. 22 Ağustos perşembe günü Güneş Başak burcuna geçiyor. Bu dönem görünüşünüzde değişiklik yapacaksınız, imajınızı yenileyeceksiniz. Güzel bir bakım yapacaksınız kendinize. Belki de giyim kuşam tarzınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki birkaç hafta oldukça tutku aktif olacak hayatınızda bir partneriniz varsa tutkunun yeniden canlanmasının tadını çıkarın. Bekarsanız yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz diyor. 26 Ağustos Pazartesi günü besleyici astroid Seres Oğlak Burcu'nda gerilemesini sonlandırıyor. Bu dönemde içgüdülerinize dikkat edin. Karşılaştığınız biri size birisi de kötü bir his veriyorsa iş sesinize güvenin ve o kişiden uzak durun ee, diyor. 27 Ağustos Salı günü yönetici gezegeniniz... Uranüs ve Venüs ile olumlu bir açı yapıyor. İş ve parayla ilgili çok ciddi kazançlar ve hoş haberler alabilirsiniz. Harika bir zaman kazanç elde etmeniz Neyse. için 29 Ağustos Perşembe günü Merkür Düz Hareketi'ne... E, geçtiği için iletişim kolaylaşır kolay bir hale gelecek ve eski sevgililer ait oldukları yere gidecekler. Hmm. Postalıyorsunuz, paketliyorsunuz. <laughs> 29 Ağustos perşembe günü Venüs 9. evinize geçiyor ve sizi yeni bir projeye başlamaya teşvik ediyor. Yapmak istediğiniz ancak sürekli ertelediğiniz bir şeyi geliştirmek için harika bir zaman. Keyfini çıkartın diyor. Sevgili yükselen balıklar ve Güneş burcu balık olanlar Evet devam edebilirsiniz. 19 Ağustos pazartesi günü Kova burcunda bir dolunay var. Bu pişişik 12. evinizi aydınlatır ve sezgilerinize güvenmenizi sağlar. Sezgilerinizin artacağı anlamına geliyor. Biri sizi rahatsız ediyorsa İçgüdülerinize güvenin ve içgüdülerinizi dinleyin ve oradan uzaklaşın. O kişilerle aranıza mesafe koyun diyor. 12. ev gizli düşmanlıklar, kontrol dışı gelişen olaylar ve perde arkası durumları anlatır. Gizli düşmanlarınızın entrikaları ortaya dökülecek. Entrikalarına maruz kalabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Kendinizi dualarınızla... Kollayın ve hamlelerinizi ona göre yapın. 22 Ağustos Perşembe günü Güneş Başak Burcuna geçiyor ve romantik 7. evinizi aydınlatıyor. Bu dönem uzun vadeli ilişkilere adım atma ve yeni heyecan verici biriyle tanışma zamanı olabilir. 24 Ağustos Cumartesi <laughs> günü manevi asteroid Vesta 7. evinize girmiş olacak. Bu dönemde sezgilerinize güvenin. Sağlıksız ilişkileri bırakmak size hak eden insanlara yer açacak ve onların gelmesini sağlayacaktır. Gidiyor muyum? Yok yo, var, var mı tamam kaşık, devam ya. ediyorum yetiştirmek zorundayım nefessiz ara vermeden devam ediyorum 26 Ağustos Pazartesi günü beslenme asteroiti Seres Gerillemesini sonlandırıyor ve arkadaşlıklarınızı e, etkiliyor seçilmiş e, aile her şeydir ve arkadaşlarınızla ve ailenize yaslanıp çok güzel keyifli vakitler geçireceksiniz. Romantik ilişkilerinizle ilgili baskıyı azaltın bu dönem ve onları sağlıklı bir hale getirin diyor. 29 Ağustos perşembe günü Merkür gerilemesi sona eriyor. Seyahat ve iletişim işleriniz kolaylaşacak. Eski sevgililer Sizde de olduğu gibi diğer burçlarda da olduğu gibi ait oldukları yere dönecekler. 29 Ağustos perşembe günü Venüs 8. evinize geçiyor ve ilişkilerinizde derin dönüşümler yaşanabilir. Sağlıksız bağları kesmek, sizi hak eden insanlardan daha fazla gö e değer görmenize olanak sağlayacak